Merhabalar. Bugün Enerji Hukuk Araştırma Enstitüsü olarak enerji hukukunun birçok hukuk dalıyla bağlantılı olması ve bu hukuk dalları ile enerji hukuku arasındaki ilişkinin farklı disiplinleri bir araya getirmesinden kaynaklanan yeni bir olguyla karşınızdayız. Bu konuyu özellikle ön plana çıkartan bu konudaki değerlendirmeleri bizim için önemli olan Sayın Ömer Güner'le birlikteyiz. Kendisi hem maden mühendisi hem de hukukçu, avukat meslektaşımız. Kendisinin bu konuyla ilgili değerlendirmelerini alacağız. Amacımız doğal kaynaklar hukukunun niteliğini, kapsamını ortaya koymaya çalışmak. Hoş geldiniz Ömer Bey. Hoş buldum. Davetinize çok teşekkür ediyorum. Çok Gerçekten teşekkür mutlu ederiz. ettiniz beni, sağ olun. Bana da bu imkanı verdiğiniz için gerek enstitüye gerek şahsınıza çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Şimdi özellikle bu konuda bu şey hazırlanırken yıllar önce yayınlanmış bir makale gözüme çarptı. Ortega Gasset'in Hamide Topçuoğlu tarafından çevrilmiş İhtisaslaşma Barbarlığı diye bir makale. Ve orada ihtisaslaşma ilişkin bir takım tespitler, değerlendirmeler var. Ona da belki gireriz sizinle. Ama öncelikle sizden doğal kaynaklar hukukunun kapsamı nedir, nelere içerir, o konudaki değerlendirmelerinizi alabilirsek sevinirim. Estağfurullah. Şimdi doğal kaynaklarla ilgili daha doğrusu bir şey ekranda paylaşabiliyor muyum acaba? Bir dakika. Bu arada ben şöyle söyleyeyim, bir yandan da devam etmiş olalım. Özellikle birden fazla bilim alanını ilgilendiren konularda nasıl bir yaklaşım izlenmeli noktasında farklı tartışmalar var. Bu anlamda Türkçe olmamakla birlikte multidisipliner ve interdisipliner şeklinde iki ayrı değerlendirmeden bahsedebiliriz. Multidisipliner yaklaşımda birkaç disiplinin bir arada çalışması söz konusu. İki disiplinden daha fazlası bir arada çalışabiliyor. Farklı disiplinlerden farklı uzmanların farklı yaklaşımları birbirine paralel ve sıralı olarak çalışabilir. Multidisiplinlerde her disiplinin farklı bir hedefi var ama interdisiplinlerde hedefin ortak olduğunu görüyoruz. Multidisiplinde uzmanların iç içe geçmiş rolleri var. Herkes kendi disiplin alanından sorumlu. Ve multidisiplinde bir disiplinler arası sınır göz ardı edilmiş. İnter'de ise iç içe geçtiğini görüyoruz. Yani birden fazla disiplin alanı birbirinin içine mi girmeli? Yoksa bu disiplinler birlikte mi çalışmalı? Yoksa farklı roller üstlenerek biri diğerinin içine mi girmeli noktasında ki tartışma açısından bizim için önemli. Çünkü birazdan sizin aktaracağınız üzere doğal kaynaklar hukuku birçok disiplin alanını kendi birçok hukuk disiplinini kendi içinde barındırıyor, öyle değil mi? Çok haklısınız. Açıklamalar için de teşekkür ederim. Ama günümüzde işte bilim ve teknolojinin ilerlemesi, yani bir
bu bütün disiplinlerin hatta birbirinin içine dünyanın bir bütün olduğu, bu bütünlüğün gerektirdiği zorunluluk nedeniyle multidisipliner düşünce biçimi, çalışma biçimi daha öne çıkıyor. Şimdi öyle bir duruma geldi ki hatta şeyde teknik anlamda aynı zamanda yapay zeka uygulamaları da var. Yani birden fazla disiplini bir arada getirip çalıştırmanın zorunluluğu aynı zamanda yapay zeka uygulamalarındaki zorunluluğu da ortaya çıkarıyor. Çok fazla değişken var ve çok fazla değişkenin sonuca etkilenmesinin açıklanması gerekiyor. O nedenle buna katılıyorum ama konumuz itibariyle doğal kaynaklar hukuku ne işe yarar? Enerji hukukuyla ilgisi nedir? Enerji hukuku daha çok enerji hukuku deyince daha çok elektrik enerjisi ve elektrik enerjisinin de üretimi, dağıtımı ve tüketimi konusu genel olarak anlaşılıyor. Oysa enerji maddelerinin elde edilmesi de yine enerji hukukunun içinde bir dal. Dolayısıyla enerji hukukunun anlaşılabilmesi için de mutlaka enerji maddelerinin yani doğal kaynakların hukukunun da birlikte ele alınması gerekiyor. Hatta daha da ileri gidiyorum. Yani doğal kaynaklar hukuku, enerji hukuku doğal kaynaklar hukukunun altında bir alt disiplin. Doğal kaynaklar hukuku daha üst bir kavram. Enerji hukuku onun altında bir kavram. Öyleyse nedir bu doğal kaynaklar hukuku? Üç tane kavramımız var. Biri doğal olma hali, ikincisi kaynak, üçüncüsü de hukuk. Doğaldan anladığımız insan eliyle buluşmamış hal. Yaban hali, yabanıl hal deniliyor şeyde, literatürde. Kaynaksa şöyle açıklıyorum. Eğer dünyanın yüzeyi homojen bir yapıda olsaydı, yani büyük bir miksere koymuş, onu homojen bir şekilde böyle kek yapar gibi karıştırmış olup tekrar sermiş olsaydık, dünya yüzeyinde homojen olsaydı bir kaynak olmayacaktı ya da her yer kaynak olacaktı. Dolayısıyla kaynak dediğimiz şey heterojenliğin sonucu. Anormallik gösteren yerler, anomali gösteren yerler, pik yapan yerler kaynak. Ama bunun da iki tane nedeni var. Birincisi bu kaynağın insan ihtiyacına yönelik olması gerekiyor. İkincisi de ekonomik olması, ekonomik olarak bunun varlığı söz konusu olmalı. Doğal kaynakları hukukunda hukukun özel bir yeri var belki. Hukuku çok farklı şekillerde adil olması, adaletin haklarla ilgili olduğu konusu evzeten beri tartışılır. Ama bizim kabul ettiğimiz görüşe göre doğal kaynaklarda bir aidiyet sorunu, ait yani doğal kaynaklar kime aitse onun tespiti ve o hakkın ona teslimi şeklinde bakıyoruz meseleye. Dolayısıyla burada yaptığımız hukuken korunan menfaatler gibi hukuk ve hak tanımına buraya uygun düşmediğini, daha çok aidiyetle ilgili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da doğal kaynaklar da doğal kaynakların kime aitse ona teslimi doğal kaynaklar hukukunun da temel konusu olabilir. Bu aidiyet konusunda hocam üç tane şey var. Benim tespit edebildiğim görüş var. Birincisi diyor ki doğal kaynaklar tüm insanlığa aittir. İkincisi doğal kaynaklar egemenlik hakkı ve ulus devletlerin doğmasının sonucunda ulus devletindir. Üçüncüsü de doğal kaynaklar yüksek risk sermayesi ve teknoloji ihtiyacı nedeniyle uluslararası tekellerin ya da uluslararası şirketin aittir görüşü var. Şimdi böyle dışarıdan bakınca böyle romantik ve şey gelen, akla mantıklı gelen doğal kaynaklar tüm insanlığa aittir önermesi. Bu her ne kadar bu önerme savunulabilirse de bunun da hani romantik ulaşılabilmesinin zor olduğu gibi
bir düşünce de ortaya çıkıyor. Ancak UNESCO'nun yaptığı çalışmalar, UNESCO'da işte Dünya Miras Listesi'nin ilan edilmesi, hangi ülkede olursa olsun ülkenin egemenliğine bakılmaksızın tüm dünya insanlığa ait olması gibi kavramlar gün geçtikçe gelişiyor ve hatta çok fazla gelişiyor, yani inanılmaz fazla gelişiyor. Dolayısıyla bu anlayışın doğal kaynaklarla ilgili, bu doğal kaynakların tüm insanlığa ait olması konusundaki görüşü de daha hızlandıracağını düşünüyorum ben. Ulus devletindir dedik. İkincisi, egemenlik hakkının kullanılması. Çok fazla üzerinde durmuyoruz. Üçüncüsü de doğal kaynaklardan elde edilme, bilim ve teknolojinin gelişmesi, araçların, aletlerin gelişmesi nedeniyle hem yüksek bir teknolojiye ihtiyaç duyuyor hem de çok yüksek bir risk sermayesine ihtiyaç duyuyor. Örneğin petrol elde ederken riske edilen sermaye ya da madencilikte riske edilen sermaye, bunlar herkesin yapabileceği, her kulağa nasip olmayan imkanlar. Dolayısıyla bu üçüncü görüşte diyor ki bu nedenlerle uluslararası şirkete aittir. Bunlarla ilgili anayasadaki kabuller de şöyle. Devletin hükümet tasarrufunda olmasıyla ilgili yalnızca devlet doğal kaynakların hükümet tasarrufu altında ve devlet işletir. Küba'da örnek. Yalnızca özel sektör, ABD'de örnek. Ve bir karma, hem devletin yaptığı hem özel sektörün yaptığı hükümet tasarrufunun kullanıldığı ülkede ülkemiz. Ayrıca bir de bilindiği gibi doğal kaynaklarla ilgili mülkiyete bağlı bir tasarruf hakkı söz konusu. Amerika'nın bazı eyaletlerinde olan mülkiyete bağlı doğal kaynaklar da mülkiyete bağlanmış ve tapu siciline işleniyor. Tabii bizdeki kabulle hemen ilgili açıklamam Anayasa 168 olacak. Şimdi kural kısmı, tabii servetler ve kaynaklar devletin hükümet tasarrufu altındadır. Bunların alınması ve işletmesi hakkı devlete aittir. Kural kısmı bu. Yani devlet bu işi kendi yapacak. Bunun bir de sonuçlarına bakalım çok kısaca. Tabii hocam, hiç takdir edersiniz. Yani bu bir tanıtım olduğu için. Evet. Çok satır başlarıyla gidiyorum. Bunun sonucu da taşınır hale gelmedikçe madende mülkiyet hakkının doğmayacağı. Doğal kaynakların zaten kamu malı olduğu için kamulaştırmanın, doğal kaynaklarda bir kamulaştırma söz konusu olmayacağı düşünüyorum. Bu nedenle doğal kaynakların satılamaz olduğunu, sonucunu çıkarıyorum. Anayasa 168'in istisna hükmü ise devletin bu hakkını belli bir süre için gerçek ve tüzel kişileri devredebilir ve devamında var. Ekranda da gözüküyor. Burada iki tane kısıtlama var. Birincisi, devlet bu hakkını belirli bir süreyle devredebilecek. İkincisi de bunu kanunla yapabilecek. Dolayısıyla kanun, doğal kaynaklar, tabii kaynaklarla ilgili bir kanun çıkaracaksak, bu hakkımızı devredeceksek, arama ve işletme hakkımızı devlet olarak özel sektöre devredeceksek, burada belli bir süreyle yapacağız bunu, yapabiliriz. İkincisine bunu kanunla yapabiliriz. O halde bu doğal kaynakların tüzel kişilere devredilmesi bakımından bildiğimiz, bizim de kullanacağımız kanunlar hangileri? 3213 sayılı Maden Kanunu, 6326 sayılı Petrol Kanunu, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineraller Sular Kanunu ve meşhur 5346 YEK Kanunu. Anayasa 168'den türetilmiş, o mantıkla çıkarılmış ve yetkilendirilmiş kanunlar olarak tanımlanabilir. Suları bunun içine katmıyor muyuz? Hocam, bunu suları içine katabiliriz. Ancak şey diye düşündüm.
Enerji hukukuyla ilgili görüşümüz var. Ha, onun için. Ama sizin önerinizi de reddedemem. Çünkü hidrolik santrallerden de elektrik enerjisi var. Büyük ölçüde de su kanunu işte şeye bağlı. O bakımdan bunu dahil edebiliriz ama daha çok burada yoğunlaştığımız için elektrik elde edilmesi onu o şekilde düşündüm. Zaten temel iki tane doğal kaynak şey hava ve su. Evet. Onlar diğerleri türetilmiş oluyorlar. Peki bu saydıklarımızın ortak yönleri var mı? Ya da bunları nasıl ele alacağız? Bunları nasıl geliştireceğiz? Bunları nasıl anlatacağız? Bunlarla ilgili kuralları nasıl üreteceğiz? İlkelerimiz şunlar. Lazım olan ilkeleri bizim. Bu ilkeler geliştirmeye ve üzerinde çalışılmaya muhtaç olduğunu düşünüyorum. Birincisi doğal kaynaklar insan ihtiyacı için üretilmeli. Buradan anladığımız da türetilmiş ya da güdülenmiş ihtiyaçları var kapitalizmin gereği. İşte o güdülenmiş ihtiyaçlar için doğal kaynakların üretilip üretilmeyeceği bir tartışma konusu. Dolayısıyla benim düşüncem de bu güdülenmiş ihtiyaçlar için hem doğanın hem doğal kaynakların üretilmesinin doğru olmayacağını düşünüyorum. Bu nedenle doğal kaynakları ancak insan ihtiyacı için, insanın gerçek ihtiyacı neyse bunu tanımlamanın zorluğunu da yanına ilave ederek üretilmeli diye düşünüyorum. Bunu yaparken de tabii ilk önce çevreyle en az zarar verecek şekilde çevreyle uyumlu ya da farklı şeyler bulabiliriz, geliştirebiliriz ama şimdi doğal kaynaklardan vazgeçemiyoruz. Çevre de bir doğal kaynak ve çevre de üstelik bir insanın temel hakkı diye de temel hakkı diye sınıflandırılmaya başladı. Dolayısıyla bu dengeyi kurmanın zorluğu doğal kaynaklar hukukunda belki temel problemlerinden biri. İkincisi doğal kaynaklar bulundukları yerde üretilirler. Diğer ticari faaliyetlerden farklı olarak doğal kaynaklar mecburen zorunluluk nedeniyle ancak bulunduğu yerde üretebilirler. Yani bir fabrika yapıyorsunuz bunu farklı yerlerde, farklı alternatiflerde düşünebilirsiniz. Tüketim yerine yakın ya da üretim yerine yakın ya da bir işte teşvik vardır. O teşvike uygun yeri değiştirebilirsiniz ama doğal kaynaklarda o şansımız yok. Üçüncüsü doğal kaynaklar tükenebilir varlıklardır. Hepsi değil ama büyük kısmı doğal kaynakların tükenebilir varlıklar olduğunu. Yani tükettiğimizde yerine tekrar koymamız mümkün değil. Yani peynir üretimi yapacak olsak her gün süt alıp işte şeyi de yapabilir, mayalayıp peynir yapabiliriz. Kesintisiz. Ama doğal kaynaklarda o yok. Yani bir kömürü doğadan çıkardığımız zaman tekrar onun oluşması milyonlarca yıl. Dolayısıyla tükenebilir varlıklar. Bunun önemi de şu. Neden bunu üstünde duruyoruz? Tükenebildiği olduğu için yani hem üretiminde hem tüketiminde daha titiz davranılması gerekiyor. Dördüncüsü de doğal kaynaklar haklarının bölünememesini bir ilke olarak kabul edilmesini düşünüyoruz. Çünkü doğal kaynaklar bölündüğü zaman ekonomik faydası da bölünüyor. Ekonomikliğini yitiriyor. Örneğin işte bir petrol kuyusu buldunuz. Buna 10 kişi birden bunu 10'a bölüp 10 kişi birden buradan petrol çıkarsın dediği zaman 10 kişinin de yatırım yapması, 10 kişinin de aynı şekilde ilk yatırım masraflarını yapması ekonomikliği bozuyor. Madende yine aynı şekilde. Bunun en temel şeylerinden biri de rödovans sözleşmeleridir. Madenlerde özel hukuka tabi sözleşme. Maden rödovans sözleşmeleridir. Rödovans sözleşmelerinde bu doğal kaynaklar haklarını böldüğünü, dolayısıyla rödovans sözleşmesi yapılan ruhsat sahalarında ekonomikliğin ciddi şekilde tehdit edildiğini düşünüyoruz. Hem iş güvenliği açısından hem de ekonomik boyutu açısından
ekonomiklik ciddi bir şekilde ihlal ediliyor. Doğal kaynaklar son olarak ilke de kamu yararına yapılmalıdır. Bu tartışmasız. Ama burada tartışmamız gereken bu lafzın altında ki somut verileri ortaya çıkarabilmek. Kamu yararına ne olduğu, doğal kaynaklar hukukunda kamu yararına yapılmanın ne olduğu somutlaştırmaya, araştırmaya, tartışılmaya ihtiyaç duyuyor. Ama şey için şunu söyleyebiliriz, madenler için. Ülkemizde çok büyük, ülkemizi kurtaracak şekilde büyük maden rezervleri yok. İki tane büyük ölçekli madenimiz var. Onun dışındakilerin orta ve küçük ölçekli. Dolayısıyla çok, ama çeşitliliğimiz de fazla. Çok çeşitli madenimiz var ama hepsinin rezervleri ufak ufak. Dolayısıyla burada kamu yararını doğrudan devlet yapsın, devlet bunları işletsin demek bir maden mühendisi olarak bana çok rentabl gelmiyor. Dolayısıyla bu kamu yararının da daha yerellik, daha yerel halka açılacak şekilde üretiminin desteklenmesi gibi bir çözüm üretilebilir. Ama bu kamu yararına kavramı mutlaka tartışılmalıdır diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Ömer Bey'e. Şunu sormak istiyorum ben. Şimdi üniversitelerimizde yeni yeni oluşmaya başlayan hukuk dalları arasında işte uzun süredir çevre hukuku var. Şimdi enerji hukuku seçmeli ders şeklinde de olsa yerini bulmaya çalışıyor. Ama baktığımızda özellikle şimdi mega projelerden bahsediliyor günümüzde. Evet, bir yapay zeka kavramı var ama birbiriyle bu mega projelerin yarattığı birbiriyle bağlantılı olan konuların iç içe geçmesi sonucunda acaba zamanla işte maden hukuku, çevre hukuku, enerji hukuku gibi birçok hukuk dalını da içerecek, hepsini içinde barındıracak bir alan olarak üniversitelerde yer alabilir mi, karşılık bulabilir mi sizce? Bence bulabilir çünkü üniversitelerde teknik düzeydeki eğitim de aynı zamanda doğal kaynaklar doğal mühendislik diye ayrılmaya başlandı. Sosyal hukuk, doğal hukuk diye ayrılmaya başlandı. Bu nedenle de şimdi ham maddenin üretildiği yer olduğu için yani her türlü ham maddeyi biz doğal kaynaktan elde ediyoruz. Yani hepimizin aslı bu. Yani kendimiz bile, yani insan olarak da biz kendi enerjimizi de doğal yollardan elde ediyoruz. Karbonhidratlar, yağlar. Onlar da doğal. Ya da mümkün olduğu kadar doğal diyelim. Dolayısıyla insan yaşamının temeli doğal kaynaklar. Hukukun da temelinin doğal kaynaklar hukukunun olması gerekir. İlk önce onları paylaştırmayı, birleşmeyi, kurala bağlamayı bilmeliyiz diye düşünüyorum. Ben de aynı kanıdayım. Şöyle ki özellikle sadece enerji boyutuyla almayıp çevreyi de içinde değerlendirmek açısından işte günümüzde şu anda tartışılan işte yağışların yetersiz olması, dolayısıyla su sorunun ortaya çıkması yine doğal kaynak su noktasında önemli. Bu arada bakanlık tarafından da bir Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da bir iklim kanunun hazırlandığını biliyoruz. Aslında iklim kanununun da amacı bu doğal kaynakların sürdürülebilir nitelikte olmasını sağlamak ve rantab kullanılmasını sağlamak. O noktada da bunu yapabilmenin yolu tabii ki bütün kaynakları dengeli bir şekilde kullanım koşullarını belirlemek. Bu noktada da hukuka tabii ki çok iş düşüyor. Çünkü düzenleme noktası, yeni deyimiyle regülasyon noktası çok önemli. Belki bu regülasyonda işte konu uzmanlaşmaya geliyor.
Günümüzdeki işte uzmanlaşma noktasında başta bahsettiğim makalede bahsedilen husus, sadece bir alanda uzmanlaşıp diğer alanları göz ardı ederek bir uzmanlaşma yaklaşımı değil, tüm alanları dikkate alarak bir uzmanlaşma yaklaşımının yerleşmesi gerekiyor. Yani sizin anlattıklarınızdan da anladığımız doğal kaynaklar hukuku dediğiniz kavramın oldukça geniş bir alanı kapsaması ama temel ilke ve kurallarının ortak belirlenmesi midir? Yani kabaca öyle. Söylediklerinize katılıyorum. Şimdi yani işte kuantum fiziği çıktıktan sonra bir de onun kuantum felsefesi çıktı. Onda da işte bir meşhur şey vardır. Kelebek etkisi. Evet. Bu pandemi meselesi mesela işte Çin'de çıktı. Bir tane mikrop gözümüzle görmüyoruz. Ama bütün dünyayı mahvetti. Dolayısıyla dünyanın bir bütün olduğu bir kelebeğin kanadının bile işte Amerika'da bir fırtınaya neden olabileceği, artık onu da geçtik, insanların tümünü tehdit edecek boyuta geldiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla artık bilim bir bütün halinde ele alınmak zorunda. Elbette bir konuda uzman olabilirsiniz ama tümü konusunda bilgi sahibi değilseniz uzman olduğunuz konuda başarılı olma şansınız yok. Evet. Yani bir şeyse işte kuantumdan da anlayacak. Efendim, yapay zekadan da anlayacaksınız, yapay sinir ağlarından da anlayacaksınız. Ama hukukçu da olacaksınız. Yani artık trend diyelim bu evet. Şekilde. Benim düşüncem bu. Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınızdan dolayı. Umarım başka bir toplantıda yeniden bir araya geliriz. Dinleyicilere de teşekkürler. İyi günler. İyi günler diliyorum. Mutlu oldum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler.